Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videoda Ruhlar Bölgesi 2 filmini değerlendireceğiz. Sonrasında da her zaman yaptığımız gibi filmi puan vereceğiz. Ama öncesinde bu ve benzeri videoların devamını izlemek için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimlerden haberdar olmak için zile tıklamayı unutmayın. Intro girsin, sonra hemen başlayalım. Yönetmenliğin James Wan'ın yaptığı Ruhlar Bölgesi filminin devam filmi Ruhlar Bölgesi 2. Filmin senaristliğini Leyven kaleme alıyor. Biz kendisini daha çok Testere filmleriyle hatırlarız tabii. Ve bu filmde zaten kendisine ufak bir rol yazmıştı. Testere filminden bahsediyorum. İlk filmde Adam Faulkner karakteriyle karşımıza çıkmıştı. Bu Ruhlar Bölgesi serisinde de hayalet avcılarından bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Filmin başrollerinde Patrick Wilson, Rose Byrne ve Barbara Hershey rol alıyor. İlk filmden sonra bir devam filmi geleceği zaten belliydi. Filmin sonundan bu anlaşılıyordu. Ancak ilk film bu kadar iyiyken ikinci filmin daha da iyi olması, yani çok beklentileri yükseltmişti açıkçası. Acaba nasıl olacak diye merakla bekleniyordu. Filmin konusuna biraz bahsetmek gerekirse, Elias'ın ölümü Rene'yi sarsarken Josh daha soğukkanlı davranır ve yaşadıklarını unutmayı tercih eder. Ama bu mümkün değildir çünkü evde yine garip olaylar devam etmektedir ve artık onlara yardım edecek bir Elias yoktur. Josh'un garip davranışları onu ele verir ve ruhunun diğer dünyada sıkıştığı ve kötü ruhun Josh'u ele geçirdiği anlaşılır. Artık Rene ve çocukları büyük tehlikededir. Josh'u ele geçiren kötü ruh onları öldürmeden Josh'u karanlık dünyadan döndürmek zorundadırlar. Filmin beğendiğim yönleri, ilk filmden farklı olarak bu filmde zaman yolculukları eklenmiş. Yani farklı farklı zaman dilimlerinde farklı olaylar yaşanıyor ve finalde bunlar birbirine bağlanıyor. Bu gerçekten de güzeldi. Yani bunun matematiğini güzel oluşturmuşlardı. Bir diğeri ruhu ele geçirilmiş bir adam ve bundan haberi olmayan aile sürekli burun burunalar. Haliyle her an ölme tehlikesiyle karşı karşıyalar. Bunun yarattığı gerilim çok güzeldi. Çok iyi bir şekilde size yansıyordu. Bunu da çok sevdim. Bu da filmin en çok hoşuma giden ve bana geçen yerlerinden bir tanesiydi. Yani filmin atmosferinin hiç değişmemesi, en azından olumsuz anlamda hiç düşmemesi, sürekli her an geçtikçe daha da o atmosferin, o gerilimin artması muhteşem bir şeydi. Benim filmde belki de en beğendiğim, en takdir ettiğim şeylerden bir tanesi buydu. Çünkü bu kolay bir şey değil. 1,5-2 saat boyunca o gerilimi üst düzeyde tutmak, taşımak ve onu daha da yükseltmek hakikaten de bu büyük bir meziyet. Bunu çok iyi bir şekilde başarmışlardı. Filmin beğenmediğim yönleri aslında çok rahatsız edici kısımlar olduğunu söyleyemem. Genel anlamda filmi baştan sona çok beğendim. Ancak bazı sahneler vardı ki hani bu kadar da olmaz dedirtiyordu. Onu da hani fazla korku oluşturmak, yani o korku yoğunluğunu arttırmak için belki yapmış olabilirler. Ama yine de biraz da insanüstü bir tepki oluşturmuş oluyorlardı. Yani şu şekilde anlatayım. Filmde evin hanımı Rene evde tek başınayken birden böyle işte eşyalar havalarda uçuşuyor. Birden fazla ruh evde artık görünmeye başlıyor. Ve evde sadece bebeğiyle birlikte bir tane kadın var. Normalde hani arkasına bakmadan kaçıp gitmesi gerekirken o ruhlarla mücadele etmeye çalışıyor. O eşyaların altına falan geçiyor. Yani hani tamam, mevcut durumu biliyorsunuz. Evde garip garip olaylar oluyor. Bunu da kabul etmişsiniz. Ama hani bu kadarı da fazla. Hani belli bir yerden sonra da hani insan ilk yapacağı şey evden çıkıp gitmektir yani. Ama burada Rene'nin yaptığı şey mesela evden çıkıp gitmekten ziyade bunlarla mücadele etmek. Yani işte bu kadar da biraz fazla geliyor. Yani hani Rene'nin bu kadar cesur olmadığını bilmek, hatta genel anlamda hiçbir insanın böyle bir durumda öyle mücadele etmekten ziyade hani kaçmayı tercih edeceğini bilmek. Çünkü karşında kapı var ve kapıyı çekip gidebilecek gibi bir seçeneğin varken orada niye mücadele ediyorsun? Neyin mücadelesini veriyorsun? Yani ruhlarla nasıl mücadele edebilirsin ki? İşte bu biraz fazla abartılı geldi yani. Onun dışında çok gözüme batan bir şey yoktu. Ama bu abartının da yani korku atmosferini, o gerilim arttırmak için yapıldığını düşünüyorum. Yani yoksa filmde işte bir saçmalık oluşsun falan diye zannetmiyorum yani. Bence o gerilimi üst düzeyde tutmak için bunu yapmışlardır, buna başvurmuşlardır. Güzel de açıkçası yedirmişlerdi.
Açık söylemek gerekirse ben birinci filmden bunu çok daha fazla beğendim. Yani birinci filmden sonra beklentim çok daha yüksekti ve bu beklentimi de karşıladıklarını söyleyebilirim. Bu tarz abartılı durumlara rağmen oyunculuklarda Patrick Wilson ilk filmde olduğu gibi bu filmde de muhteşemdi. Rose Byrne ve Barbara Hershey ise Wilson'a eşlik ederken çok başarılılardı. Hayal Tacıları rolünde de Leigh Whannell ve Lin Shaye yine bu filmde de çok iyi iş çıkarmışlardı. İzlerken çok keyif aldım. Toparlarsak astral seyahatin hayatımıza girdiği Ruhlar Bölgesi filmini ben 10 üzerinden 10 puan veriyorum. Siz neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Filmi izlediyseniz tüm değerlendirmelerinizi aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Ayrıca bu ve benzeri videoların devamını izlemek için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimlerden yararlanmak için zile tıklamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.